Elazığ SES Şube Eş Başkanı Derya Coşkun, ayrıca Elazığ Kadın Platformu'nun dönem sözcülüğü yapıyorum. Bugün burada toplanmamızın en büyük nedenlerinden birini biliyorsunuz arkadaşlar. Burcu Demir arkadaşımız sağlık teknikeriydi. Annesi de aynı zamanda sağlıkçıydı. Biz ses olarak ilk günden itibaren Burcu Demir ve ailesinin yanındayız. Bugün de adliyede ilk duruşması oldu Burcu'nun. Ve hep birlikte duruşmaya katıldık, duruşmayı izledik. Ve en ağır cezayı alana kadar bu duruşmayı takip edeceğiz. Uzman çavuş Murat Coşan Sel'e 6 ay sonra silahı neden geri verilmiştir? Psikolojik rahatsızlığının 6 ayda iyileştiğine nasıl karar verilmiştir? Psikolojisi bozuk olan biri bu görevine nasıl devam ettirilebilmiştir? Burcu 32 yaşında bir sağlık emekçisiydi. Tıpkı bizler, sizler gibi birilerinin ablası, kardeşi, evladıydı. Ve geleceğe dair hayalleri olan biriydi. Duruşmada sanık kendisini savunmak adına hayal ürünü bir takım iddialarda bulundu. Ve tabii ki kendisi tarih hükümlerinden faydalanmak adına gerçekle alakası olmayan bir takım söylemlerde bulundu. Duruşma tefsiri tarikat talebi için varsa yoksa da mütalaa için Cumhuriyet Savcısına teslim edildi dosya. Biz bu aşamada duruşmada sanığın en ağır cezayla cezalandırılması noktasındaki inancımızı koruyoruz. Aynı zamanda duruşmada Elazığ Barosu Kadın Hakları Merkezi, Muş Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezimiz de kendilerine destek verdiler. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Aslında kadına yönelik şiddetin önlenmesi için başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere bir takım kanunların gerçekten Türkiye'de uygulanması gerekiyor. Buna ilişkin devletin bir politika geliştirmesi gerekiyor.